Atıyorsun, çok sağ ol. Bakın tekrar söylüyorum. Buradaki her bir parçacığın zerresinin dönme noktasına olan uzaklığı değişik olduğu için bir ar aldım. Sanki diskin elektrik alanını bulur gibi böldüm bunu. Ve şu sarı bölgede akım dönüyor. Değil mi? Akımın geçtiği yüzey alanını bana söyleyebilir misin? 2 pi RDR. Akım bak geçtiği yüzey alanını soruyorum. dmü eşittir dı çarpı a'dır. Akımın Ha geçtiği şey yüzey alanı, pi yüzey alanı. r kare. Pi r kare çok güzel. Akımı biliyorum bakın. Q omega over 2 pi. dı'yı buldum. Omega over 2 pi. dq. dq'yu yerine yazdım. Sigma 2 pi r. dı dnü neye eşittir? dı çarpı a. A'yı görüyor musunuz? Pi r kare yazıyorum. Şimdi diğer arkadaşa da soruyorum. O da anladı mı? Çünkü bakın akım böyle dolanıyor ve akımın geçtiği yüzey alanı sabit yüzey alanı. İntegre edilemez. Akımın geçtiği yüzey alanı sabittir. O da pi r kare değil mi? Yani akım gitgide büyüyerek gitmiyor ya. Akım şuradaki diyar üzerine dönüyor. Bunun yüzey alanı sabit değil mi şu an? Pi r Evet. kare. Oldu mu? Diğer arkadaş için de olmuş mu o pi r kare? Bir şey oldu dedi. Oldu. Tamam. Okey. I yazdım. dı'yı buldum bakın. dı'ya ihtiyacım var. Çünkü toplam I'yı ben biliyorum. Q omega over 2 pi olduğunu. dı'yı şu sarı bölgedeki dı'yı buluyorum. dı eşittir omega over 2 pi dq. dq eşittir sigma 2 pi r dr. dv eşittir dı çarpı a. dı'yı yerine yazıyorum. dq'yu yerine yazıyorum. O zaman dv eşittir omega over 2 pi sigma 2 pi r dr. Bu kısmın hepsi şeyden geldi. Akımdan geldi. Şu kısım zaten akımdan geldi. Şu kısım da akımdan geldi. Pi r kare de şuradaki yüzey alanından geliyor. Tekrar gösteriyorum. Akımın geçtiği yüzey alanı pi r kare. Pi r kare. Ve bütün hepsini sıfırdan büyük r'ye integre ettiğim zaman büyüğü sigma bakın sıfırdan gördüğünüz gibi r küp gelecek buradan r r küp r küp diğer iki piler birbirini götürüyor falan. Buradan çıkacak mü'nün sıfırdan büyük r'ye entegre edilmiş haline çıkacak. Mü eşittir sigma omega pi büyük r üzeri 4 bölü 4 k het. Peki omega hangi yöndeydi? Gidersek. Artı K y het mi yönü. oluyor? Y mi? Artı k het yönündeydi. Yani z yönündeydi. K het yönündeydi. O yüzden direkt bunu k het yerine yazmak zorunda değilim. Bunu k het olarak yazmayabilirim. Omega bir büyüklük. Omega çarpı k het omega vektörü demek. Yani mu eşittir sigma pi bölü 4 r üzeri büyük r üzeri 4 omega vektörüymüş. Anlaştık mı? Evet. Şimdi diğer arkadaş da anladı mı bunu nasıl çözdüğümü? Dediğim gibi dönüyor. Evet dönüyor ama her bir parçacık zerresinin dönme noktasına olan uzaklığı ayrı ayrı olduğu için bunu böyle küçük şeylere, ringlere böldüm. Bildiğiniz gibi elektrik alan bir metoduyla çözmenin aynısı. Hiçbir farkı var mı? Yok. dq'yu buluyorum. dı'yı buluyorum. Pi r kareyle çarpıyorum. İnce geliyorum. Şimdi diğer arkadaşın sorusu var mı? Son yazdığına bakıyorum. Şimdi Yok demiş. yazıyor. Yok demiş. Şimdi son sorum bunu dün çözmedim ama bugün çözmek istiyorum. Bu da sert bir soru. Bunu da çözeceğim ve bitireceğim. Bundan sonra sorum yok. Bugünkü PS nasıl buldunuz? Güzeldi. Son sorular zordu. İlk sorular Son iki soru normaldi, ve kolaydı. son sorular biraz arşa çıktı ama dönme soruları sınavda gelebilecek sorular olduğu için ses çözüyorum. Özellikle bu son üç soru zordu. Ama yapılamayacak sorular mıymış? Ya direkt bu piyasaya girmeden sorsaydınız yapamazdım ben. Ama Ama şimdi şimdi yaparım o şimdi. sorular çıksa birkaç dakika içinde çözebilirsin değil mi? Aynen öyle. Şimdi bunu da hangi kitaptan copy paste yaptığımı bilmiyorum ama çözelim. A uniformly charged non-conducting cylindrical shell yani cylindrical kapak. Inner radius R1, outer radius inner radius R1'miş, outer radius R0'mış. Yani fark etmez. R, B, R, A fark etmiyor. Yani bir tane cylindrical kabuk. The length L veriyor bana. Çok güzel. R1 var, 0 vermiş. A charge density rho and the angular velocity about the axis. Yani şu z ekseninde gene açısal momentumla pardon açısal hızla dönüyor. Anlaştık mı? Derive the Evet. expression for the magnetic moment. Yani bu şöyle. Diski
Hani eskiden Beyblade oyunları vardı. Döndürüp bırakırdınız ya. Viskide döndürüp bırakıyorsunuz, tamam mı? Belli bir açısal hızla dönüyor. R1 ve R2. Neyse ben R1 ve R2 demişim. Bakayım. Evet, R1 ve R2 demişim. Charge density rho bana bu sistemin manyetik momentini soruyor. Manyetik momenti bulmak için ilk başta bulmam şey, gereken şey ne? I, sonra A. Doğru mu? Doğru. I çarpı A. I'yı bulacağım, sonra akımı bulacağım. Şimdi omega ile döndüğünü görüyorsunuz. Z ekseni üzerinde ve uzunluğu L'ymiş. Şimdi bakalım. dv eşittir dI çarpı A. A dediğim şey arkadaşlar, içeriden bakın. İçeriden bir R kalınlığı alacağım. Bakın bu charge'ın zerresi R1'den R2'ye sürekli değişiyor mu, değişmiyor mu? Değişiyor. Ben size şunu göstereyim. Çözeceğim çözüm gene aynı. Benzer bir çözüm. Gene diskin o R1 ve R2 yarı çapında olan o diski böyle diyarlara böldüm. Şekli hayal ettiniz mi yani şimdi? Evet. Ve merkezden uzaklığını R dedi. Şimdi akım şurada dönüyor yani. Akım yani bütün çarj şu. R1 ile R2 arasında. Şuradaki R1 ile R2 arasında şöyle dönüyor ve radius'u küçük R. Bu R'yi R1'den R2'ye götüreceğim. İkiniz için de bir sorun var mı? Ben de yok. Diğer arkadaşla var mı? Dediğim gibi içeride bir R belirledim şu sarı bölgede. R1'den R2'ye götüreceğim onu integre ederek. Oldu mu? Çünkü bakın şu sarı bölgenin tamamı yük dolu. Şu R1 kısmında yük yok. Ama şuradaki yükler R1'den R2'ye sürekli değiştiği için içeride bir R belirledim. Ve diğer üzerine integre edeceğim. Bunu anlayabiliyoruz değil mi? Evet. Şimdi tamam devam edelim. dnu eşittir dI çarpı A. dI'yi bulacağım. dI neydi? Arkadaşlar dI şu değil miydi? Evet, pardon I şu değil miydi? Bakın I'ya gidiyorum sonra dI'ya gideceğim. I'ya gidiyorum. I'nın formülü şu değil miydi? Baştan bakın. I eşittir. Q omega over 2 pi değil miydi? Evet. dI neydi? Q omega over 2 pi dQ. Demek ki benim silindir için dQ bulmam lazım. Doğru mudur? Doğrudur. Çok güzel. Silindir için o zaman dQ'yu hesaplayalım. Aynı şey bakın hep aynı şeyi kullandım. dNu eşittir I, dI çarpı A dediğimde pi r kare. R dediğim şey dediğim gibi R1 ile R2 arasında bir yerde yük sürekli değiştiği için R1 ile R2 arasında her yer yük olduğu için bir R kalınlığı şuradan bir R radius'u belirledim. Diğer üzerinden toplayacağım. Şimdi dQ yazıyorum. Omega over 2 pi dQ. dQ dediğim şey ne? Bu Sigma silin 2 pi r. sigma 2 pi r dr. Bu bana aslında şeyi verdi değil mi? Normal diski verdi. Bir de L ile çarpıyorum. İkiniz için de bir sorun var mı buradaki dQ'da? Ben de yok. Erkam'da var mı sorun? Bakayım. Yokmuş. Yok değil mi? Yani son yazdığı şey değil mi o yok olan? Yeni yazdı aynı. Şimdi dediğim gibi sig neydi? Bakın bu bir küre, bu bir şey silindir. Silindirde neydi? Hacim 2 pi r diğer çarpı L'ydi. Rho çarpı 2 pi r diğer çarpı L de bana Q'yu verir. Benim akım içinde dQ'ya ihtiyacım vardı. Rho çarpı sigma 2 rho çarpı 2 pi r diğer L. dI'yi biliyorum. A'yı da biliyorum pi r kare. Hepsini yeni yazalım. Mu eşittir. Rho omega pi ile R1'den R2'ye R küp dr. Buradan da mu ne çıktı? Rho pi L bölü 4 omega. Çünkü k-hat yönünde çıkacak. Omega yani omega vektörü. R2 üzeri 4 eksi R1 üzeri 4'müş. Evet, bir sorusu olan var mı? Tekrar anlatacağım. Bir sorum daha var ama bunu bakayım. Yok, bunu çözmeyeceğim. Bu zor bir soru. Bunu kendiniz uğraşın. Bu tork soru çünkü. Şimdi tekrar anlatıyorum. Bakın. Bu silindir var elimde. Silindirin için R1 kısmına kadar boş ama non-uniform bir silindir. R1 kısmına kadar boş. Anlatabiliyor muyum? R1 kısmına kadar boş. Ben ne yapıyorum bunu? Orada size bir ekran kararması olmadı değil mi? Yok. Ama sizin hareketleriniz görünmüyor olabilir. Bir ekran hareket ettirebilir misiniz? Efendim? Bir yukarı aşağı alabilir misiniz ekranı diyorum. Hani hareketi göremiyor olabiliriz. Ha, yok. Şu hareket ediyor. Sıkıntı yok. Hareket ediyor çünkü demek ki benim şarj cihazım çıkmış. Tamam, okey. Şimdi tamam, okey. Herhangi bir renk değişimi yoksa problem yok.
Şimdi bakın, burada bir silindir var. Silindirin manyetik momentini bulacağım. Gene Z yönüne dönüyor. Bakın R1'den R2'ye kadar charge dolu. Ben ne yapıyorum? Benim için manyetik momenti bulurken formülümle dNü eşittir. dI çarpı A. A dediğim şeyde dediğim gibi arada bir R bölgesi belirliyorum. Değişen bir R. R1 ile R2 arasında değişen bir şey. Belirliyorum. Onun da yüzey alanı pi R kare oldu. Çünkü bu aslında ne? Disk yani. Disklerde oluşan. L kadar uzunluğunda diskleri bir araya ucuca ekliyorsunuz. Size ne oluşturuyor? Silindir oluşturuyor. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Arkadaş bir şey sormuş. Şey sormuş aynen. A'yı neden R kare alıyoruz? R2'nin karesi eksi R1'in karesi almıyoruz demiş. Bak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi R dediğimiz şey merkezden uzaklık. Anlaştık mı? Bakın. R dediğim şey merkezden uzaklık. Onu da R1'den R2'ye götüreceğim. Ben sana senin dediğini yapmıyorum. Senin dediğini şöyle. Senin dediğin toplam yükü bulmak için. Ben senden toplam yük bulmuyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben böyle bakın döndürüyorum bunu. Bu bir manyetik moment oluşturuyor. Manyetik moment de akım ve yüzey alanıyla alakalı. Yüzey alanına da diyorum ki bunun içinde ben bir R belirleyeyim. Ve bu akım şöyle bir hareket yapmıyor. Bana onu söyleyin. Akım şöyle bir hareket yapmıyor mu içeride? Sürekli. Yapıyor. Onun da merkezden uzaklığı R olsun. Akım buradaki R1 ve R2'yi görmez ki. Şurada bir yerde bir diğer kalınlığı belirlesem, akımı böyle döndürsem, akımın göreceği şey merkezden uzaklık R'dir. Doğru mu? Evet. Şimdi oldu mu? Soran arkadaş için. Anladım dedi. Çok güzel. Şimdi tekrar yazıyorum. Bakın. dNü eşittir dI çarpı A. A dediğim şey pi r kare çünkü akım burada merkezden r'ye kadar uzaklıkta dönüyor diyor varsayıyorum. Onu da R1'den R2'ye götürüyorum. Akımın formülü neydi? dI eşittir omega over 2 pi dQ'ydu. dQ yerine yazıyorum. Rho 2 pi r diğer. Bu diskten gelen şu kısım. L de zaten silindir yapıyordu bunu. Oradan gelen hepsini yerine koyup integre ediyorum. Buradan mu dediğim şey rho pi L bölü 4 omega vektörü o yani omega k hat de diyebilirsiniz. Önemli değil. R2 üzeri 4 eksi R1 üzeri 4. Buradan L'yi 1 yapın. R1'i yani R2'den R1'den de birinden birini 0 yapın. R1'i 0'a götürün. Alın size disk oldu mu? Disk aynı şeye döndü mü? Oldu. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar basit. Peki bu çözümü nasıl yaptığımı anladık mı? Ben anladım. Diğer arkadaş anlamış mı? Evet dedi. Sormak istediğiniz bir şey var mı? PS ile ilgili veya bu soruyla ilgili? Yok. Zaten hocam Erkam'ın az önce yazdığını integrali biz R1'den R2'ye yaparak evet. Orta kısmı almamış oluyoruz. Yani sıfırdan R2'ye değil de R1'den evet. Tabii. O yüzden diyorum. Yani o yüzden ben ne yapıyorum? Bakın diyorum ki içeride bir R belirleyip bunu R1'den R2'ye götürürüm zaten. Bakın. Yüzey alanı alırken sakın şeye düşmeyin. Akımın geçtiği yörüngenin içinde kalan şeyin yüzey alanını alacaksınız. Akım çemberden geçiyor. 2 pi r'yi alırım. Yok. Akım diyor ki manyetik momenti benim geçtiğim alan neyse onun yüzey alanıyla çarparsınız. Ben bir yıldızdan geçersem bir sefer yıldızın yüzey alanını bulursunuz diyor. Anlaştık mı? Beşgenden geçersem beşgenin yüzey alanını bulacaksınız diyor. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet. Burada yüzey alanından nasıl çözdüğümü gördünüz. Dediğim gibi tekrar dNü işte dI çarpı A dedim. A'ya pi r kare dedim. Çünkü içeride bir nokta belirledim R diye. Nü'yü yerine dI yerine yazdım. Nü, omega over 2 pi dQ. dQ dediğim şey sigma. Rho 2 pi r diğer L. Buradan da hepsini yerine koydum. dI çarpı R'ı yerine koydum. A'yı yerine koydum pi r kare. Ve integre ettim. Nü eşittir. Rho pi L bölü 4 omega vektörü R2 üzeri 4 eksi R1 üzeri 4 oldu. Şimdi sormak istediğiniz bir şey var mı? Başka? Benim yok. Diğer arkadaşın var mı? Genel Yokmuş. PS ile ilgili soru var mı? Benim yok. Tamam. O zaman yoksa tamam. Stop recording.